Evet. 11. sınıflar. Webkazanın 3'ü ilk yapmıştık. Tabii 1 2'yi yapmadık. Esas ölçü şey yönlü açılar kısımları falan. Onları halledelim arkadaşlar. Elimizin altında olsun. Evet. Hangileri pozitif yönlüdür diyor. Çok basit bir soru arkadaşlar. Saat yönünün tersi pozitifti, saat yönü negatifti. Bakın, bir saat yönünün saat yönünde olduğu için bu pozitif yönüdür. Bakın aşağı doğru böyle gitmiş, değil mi? Sağa doğru gitmiş. Yani saat yönünde gitmiş. O yüzden negatiftir. Saat yönünün tersini hareket etmiş. Okun yönü takip ediyorum. Pozitiftir. Saat yönünde gitmiş. Negatiftir. Yani bir tane daha varmış. Saat yönünde gitmiş. Yine bakın. Saat, özür dilerim. Saat yönünün tersine gitmiş. Yani pozitiftir. 1, 3 ve 5 olmuş oluyor sana. Böylece geçelim. Hangileri doğru demiş? Pi gördüğüm yere ne yazacaktım arkadaşlarım? 180 derece yazacaktım. 180 bölü 4, 45. 45 çarpı 5, 225 bu elendi. 180 bölü 60 olması lazım ama 120 demiş. Elendi. 180 yazıyorum yerine. 180 bölü 6, 30. 30 kere 5, 150. Evet bu sağladı. Bu doğru arkadaşlarım. Doğru cevap. 3'e bakıyorum. Hangisinin esas ölçüsü 80 derece değildir demiş. Bakalım. Eksi 1000. Buna kaç ekleyeceğim arkadaşlar? 360, 360 ekliyorum. 360 ekliyorum yetmiyor. 720 ekliyorum yetmiyor. 1080 eklesem yetiyor. Şimdi buna 1080 ekliyorum. Yani aslında 3 tam tur eklemiş oluyorum. 3 tam turdan biliyorsunuz açının değeri değişmez. Esas ölçüsünü bulmuş olurum bu durumda sadece. Eklediğim zaman ne olmuş oluyor? 80 derece. Bu oluyor. Eksi 642 tur eklesem, yani 720 eklesem yetiyor. Bakıyorum o da 80, sorun yok. 440 bu sefer pozitif, bu sefer 360'ı çıkaracağım. Bir tur çıkarttığım zaman 80 derece oluyor. 802 tur çıkarsam, 720 çıkarsam 80 oluyor. 1360'dan ne çıkartabilirim? Evet, 1080 yani 3 tam tur çıkarttığımda ne oluyor? 280 oluyor arkadaşlar. Bu elendi. Biliyorsunuz 80 olması lazımdı. Esas ölçü hocam 280 olur mu? Olur. Esas ölçüsü de şurada duruyoruz. Eğer bulduğumuz değer sıfırla 360 arasındaysa işte biz bunu ne diyoruz? Esas ölçü diyoruz. 280 bu aralıkta o zaman problem yok. Yani esas ölçüsü 280 derece. 80 değil yani. Evet. Bir ABC üçgeninde B açısı dikkat edin. B açısının ölçüsü buymuş. C açısının ölçüsü buymuş. A açısı soruluyor. Şu ikisini toplayıp 3 çıkaracağım arkadaşlar. Topladığım zaman 40, 38 daha 78. 78'de bir şey yok. 18. 1 dakika attı yan tarafta. 50, 17, 67. Bir elde vardı 68. Ama yok. Ne yapacağım? 8 dakika. Değil mi? Elde var çünkü. 60'ın üzerinde olduğum için 1 derece kazanmış oldum. 43, 26 daha 69 ama 1 dakika derece kazanmıştım. 70 oldu. 70 derece, 8 dakika 18 saniye. Bunu 180'den çıkarmalıyım arkadaşlar. 180 derece 0 dakika 0 saniyeden 70 derece 8 dakika 18 saniyeyi çıkarmak zorundayım. Çıkmaz. Buraya geliyorum. Yok. Mecbur buradan alacağım. Anladın sen. Burası artık 60 dakika oldu. Ama bundan da bir tane alacağım. Artık burası 59 oldu. Değil mi? Burası şu an 60 saniye. 60'tan 18 çıkarıyorum. 42 saniye. Burası 59 artık arkadaşlar. Unutmayın. Bir tane aldığım için. 59'dan 8 çıktığında 51 dakika. Burası 179'du. 70 çıkarttığım zaman da ne oluyor? 109 derece. 109, 51, 42. Doğru cevap. E şıkkı. Unutmayın 60 saniyede 1 dakika kazanıyorum. 60 dakikada 1 derece kazanıyorum. Başka bir şey yapmadım arkadaşlar. 60'ları yan tarafa devrediyorum yani. Eksi 1280 diyor. Pozitife çıkartman lazım. 360 eklesem yetmiyor. Bir tane daha ekliyorum. Bir tane ekliyorum. 1080 yetmiyor. Demek ki 1440 ekleyeceğim buna. 1440 eklediğim zaman ne oluyor?
160. Demek ki esas ölçüsü 160 derece. Şıklarda 160 verene bakıyorum. Pi yerine 180 yazdığım zaman 180 bölü 9 20, 140 olmadı. 150 değil mi bu da? 180 bölü 6 30, 5 çarpı 150 oluyor. Pi yerine 180 yazdım. Unutmayın pi radyan her zaman 180 derece eşitti. 180 bölü 9'dan 20, 8 kere 20'den 160. Demek ki doğru cevap C şıkkı. Hangisinin esas ölçüsü pi bölü 9 radyana eşittir diyor. Yani 20 derece eşittir diyor arkadaşlar. Bakalım. Eksi 20, 360 ekleyeceğim pozitif olması için. Bir bakıyorum 340 derece bunun esas ölçüsü. Buna da 360 ekleyeceğim mecburen. Bir bakıyorum 320 derece esas ölçüsü. 340 derece zaten 0 ile 360 arasında olduğu için esas ölçüsü kendisidir arkadaşlar bunun. 700 derece içinden ne yapacağım? 360'ları çıkaracağım. Bir tane 360 çıkarsam yetiyor. Bir tane 360 çıkarınca ne oldu? 340 derece oldu. Esas ölçüsü bu. 740. Bir tane 360 çıkarsam 380. Bir tane daha 360 çıkarıyorum. İçindeki 360'ları çıkarınca ne kalıyor elimde? 20 derece kalıyor. Doğru cevap E şıkkı. Negatifleri 360 ekliyorum. 360'tan büyük sayılardan da 360 çıkarıyorum. Bu kadar basit. Evet. Ne diyor? Yukarıdaki açılardan hangileri başlangıç kenarı OA, bitiş kenarı OB olan negatif yönlü açıdır? Bakalım. Başlangıç kenarı şu okunun merkezine bakıyorum. OA, evet OB. Ay, negatif yönlü değil mi arkadaşlar bu? Değil mi? Saat yönünde olduğu için negatif yönlü. Buna bakalım. OA, OB yine saat yönünde olduğu için yine negatif yönlü. Buna bakalım. Yine başlangıç OA, bitiş OB fakat bu sefer saat yönünün tersine olduğu için bu sefer yönü pozitif. Doğru cevap 1-2. Ölçüsü eksi 210 derece olan yönlü açının esas ölçüsünün radyan cinsinden değeri falan filan. Kolay arkadaşlar. 360 ekleyeceğim. Artı 360 yapınca bunun üzerine 360 eklersem esas ölçüsünü bulurum. Ne oluyor buradan? 150 derece. Şıklarda 150'yi vereni bakacağım diyorum ama bir yeri yanlış okudum herhalde. Tamam. Aşağıdakilerin esas ölçüsüne bakacağız. Tamam, problem yok. Şıklarda 150'yi veren bir şey arıyorum yani. Bu. Neden? Şimdi 17 pi bölü 6'yı arkadaşlar. Şimdi 17 pi bölü 6 ne demek? Şöyle yazılabilir mi? 12 pi bölü 6 artı 5 pi bölü 6 demek değil mi? 12 pi bölü 6 nedir? 2 pi'dir. 2 pi'nin bize bir katkısı yok. Bunu atıyorum. Buna bakıyorum. Pi yerine 180 yazdığımız zaman da 180 bölü 6, 30, 30 kere 5'ten 150. Doğru cevap D şıkkı olmuş oluyor. Evet. ABCD dörtgeninde bu sefer B açısı pi bölü 6 radyan, C açısı 5 pi bölü 12 radyan, 2 bölü 3 radyan falan filan arkadaşlar. Bunlar basit yani. 3 tane açısını biliyorum. 4 tane açısı vardı dörtgenin ve dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Yani bütün bunların toplamının 360 yani 2 pi radyan yapması lazım mantıken. Değil mi? O zaman ne yapacağız? İsterseniz çevirelim bunları başlangıçta. 180 bölü 6'dan bu 30 derecedir. Bu 180 bölü 12 15. 15 kere 5'ten burası 75 derece. 180 bölü 3 60. 120 derece. Üçünü topluyorum. 30, 75 daha 105. 120 daha 225. Dörtgen 360 derecede unutmayın iç açılar toplamı. Demek ki 360'tan ne yapacağım? 225'i çıkaracağım. Bir bakacağım. Sonuç 135. 135. Ona bakalım. Saniyelik açının ölçüsü kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? Ben bunları bir şöyle yapıyorum. Bakın. Şimdi biliyorsunuz bir derece 60 dakikadır. 60 dakikada
1 dakika 60 saniye olduğu için 1 derece 3600 saniyedir. Şimdi bunun içindeki 3600'lere bakıyorum. 3600 7200 değil mi? 7200. Yani o zaman şöyle ayırabilirim ben 9686'yı. Saniye ve geri kalan da kaç? 2486 saniye, değil mi? Devam edelim şimdi. 2486 saniyede artık bir derece elde edemiyorum ama ne var? Bunun içinde de dakikalar var. 2486 nedir? 2486'dır. Değil mi? Anlayacaksın şimdi sen beni. Neden böyle 2400 ayırdım? Çünkü her 60 saniye 1 dakika değil mi? Demek ki bu 2460'ın katı olduğu için oradan çekebilirim bir şeyler. Şimdi artık değiş dönüşümleri yapalım. 7200 saniye, 3600 saniye 1 derece olduğu için buradan 2 derece yakaladım. Bundan 2400 saniyeden her 60 saniye 1 dakika olduğu için 40 dakika yakaladım. Şimdi 86'yı inceleyelim. 86'yı da şöyle paylaştırabilirim. 60 ve 26 olarak. 60 saniye nedir? Bu 1 dakikadır. Dakikadır dedim. Yuvarlak koydum, derece koydum. 1 dakikadır. Şimdi toplamda kaç dakikam var? 41 dakikam var. 2 derecem, 41 dakikam ve 26 saniyem var. Aşık. Ya bu biraz kitaptakinden farklı olabilir ama ben bunu öneriyorum. İşinize yarar. Kendin düşün bir daha, kendin yap. Evet. 51 derece 35 dakika 10 saniyemiş A açısı. Ve A açısı neymiş? 7 tane B açısına bedelmiş. B açısı 7 katıymış. Benden ne istiyor? Bunu 7'ye bölmemi istiyor arkadaşlar. Peki onu 7'ye nasıl bölebilirim ki ben? Acaba nasıl bölebilirim? derece 35 dakika 10 saniye. Ne yapıyorduk bunlarda? Neyi nereye atalım? Şimdi 7'nin katı olmayan kim var burada arkadaşlar? 7'nin katı olmayan. 51 7'nin katı değil. Bölünmüyor dolayısıyla. 10 da 7'nin katı değil. Nasıl yapalım? Diye bölmemiz lazım. Evet, ne yapabiliriz peki bunda? Zeki bir şey yapmamız lazım. Şöyle bir şey yapsak. 51 derece 35 dakika 10 saniyeyi. Şöyle parçalasam acaba nasıl olur? 49 derece 35 dakika 10 saniye artı 2 derece 0 dakika ve 10 saniye olarak parçalasam. Bunu yapma amacım ne? Buradaki değerler zaten şurası 0 olacak arkadaşlar. 10 saniye buraya alıyorum. Böyle yapma sebebim şu. Buradaki 49 ve 35 7'nin katı ya. Bunları kolayca 7'ye bölüp 7 derece 5 dakika ve 0 saniye elde etmek. Yani benim şimdi bir de şunları 7'ye bölmem lazım. 2 derece 0 dakika ve 10 saniye 7'ye bölmem lazım. Nasıl böleceğim? Bölemem. Peki şöyle bir şey yapsam. 1 derece 3600 saniye değil mi? Yani 1 derece 3600 saniye olduğu için 2 derece 7200 saniye olur. 10 saniye de burada var. Topladığımız zaman buradaki toplam saniye 7210 saniye olur. Şimdi 7210 saniyenin içindeki dakikaları bulduğum zaman
7210 saniye 7'ye bölüp 7'ye bölüp oradaki dakika saniye olarak çektiğim zaman olayı çözerim arkadaşlar. 7210 saniye 7'ye bölersem ne yapar? 1030 yapar. 1030 saniye yapar. Şimdi oldu. 1030 saniyeyi dakikaya çevireceğim. Şimdi ne var? Kaç tane var arkadaşlar? Bulmak için ne yapıyordum? 1030'un içindeki 60'ların sayısına bakıyorum. Evet. 103'ün içinde 61 defa var. Hop, bunu bir indirelim buraya. 43 kaldı. Sıfır aşağı indirip sordum. Kaç defa var içinde? 7 defa. Unutmayın, burada sakın sıfırları sadeleştirmeyin, hata yaparsınız. 420. 10. Değil mi? Yani 17 dakika ve 10 saniye. 17 dakika 10 saniye var içinde. Bunun üzerine ne ekleyeceğim o zaman? Buldum, 17 dakika ve 10 saniye ekleyeceğim. Eklediğim zaman ne yapıyor? 7 derece 22 dakika 10 saniye yapıyor. Evet, bir uçak pistten mesafe olmuş. 40 derece 25 dakika 33 saniye açı yaparak havalanmıştır. Bir süre sonra pilot uçağın doğrultusunu aşağı, yani kolay soru arkadaşlarım. 40 derece 25 dakika 33 saniyeden 2 derece 40 dakika 38 saniye çıkarmamızı istiyor bizden. Çıkmıyor, biliyorsunuz. Buradan bir tane dakika alıyorum. 60 saniyedir. 93 saniyede 38 saniye çıkınca 55 mi yapıyorum? 55 saniye. Mesela işte test tekniğinde bunlar gitti. Burası artık 24. Çıkmıyor. Buradan bir tane daha derece alacağım. Yani 60 dakika almış olacağım. Burası 84 olacak. 84'ten 40 çıkınca 44 dakika. Burası artık 39 oldu. 39'dan 2 çıkınca da ne yapıyor? 37. 37, 44, 55. Doğru cevap D şıkkı. Böylece ilk testimiz bitmiş oldu arkadaşlar.